Arkadaşlar herkese tekrar merhabalar. Bugün Gladiator GTR Pulse cihazımızın yeni yazılımını sizle birlikte test edeceğiz. Yeni versiyon cihazımızda bugün mikro düzeyde bir test yapacağız. Arkadaşlar özellikle Gladiator serisi cihazlarımızda test alanında gerçek saha şartlarında ve cep testi yöntemiyle test etmediğimiz hiçbir cihazı size teslim etmiyoruz. Bu konuda imkanı olan arkadaşları da özellikle bulunduğumuz alana misafirimiz olarak bekliyoruz ve videolarımızdaki performansı kendi gözleriyle görmeleri için sizleri davet ediyoruz. Az önce de söylediğim gibi test alanımızda gerçek saha şartlarıyla ve üstüne basarak söylüyorum cep testi yöntemiyle test etmediğimiz hiçbir cihazı size test etmiyoruz. Teslim etmiyoruz. Bugünkü testimizde arkadaşlar Gladiator GTR Pulse cihazımın standart baş paketinde bulunan en düşük başlık çapı olan 27'lik başlığı test edeceğiz. Yine az önce belirttiğim gibi mikro düzeyde bir test olacak. Burada 2 adet çömleğim var. Fırınlanmış ve cilalı iç kısımdaki parlaklığını görüyorsunuz. Cihazların gerçekten işini neredeyse imkansız hale getiren bir çömlek türü. Bunlar sütlaç kasesi olarak geçiyor ve gerçekten cihazlar için çok sıkıntılı ama biz bunu özellikle kullanıyoruz. 13 santim ve dolu çömleğimizin çapı da 13 santim arkadaşlar. Bunun iç kısmında da gördüğünüz gibi ağzına kadar dolu değil ve bir miktar bozuk para mevcut. Burada görmüş olduğunuz tuğla parçamızı da test ceplerimizde özellikle grup paramızı yerleştirdikten sonra çömleklerimizin ağzını kapatabilmek için kullanacağız. Hemen test cebimizin derinlik ölçümüne geçeceğiz. Bildiğiniz gibi pulse cihazlarda, pulse cihazlarda pulse dedektörler tespit etmekle mükellef oldukları hedef üzerinde bulunan hava boşluğunu çok fazla sevmezler. Bunlar performansları bir miktar olumsuz yönde etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Gördüğünüz gibi burada 2 adet cebimiz var. Biz alttaki cebi kullanacağız ve bu şu demek. Hemen hedefimizin üzerinde hatırı sayılır bir miktarda hava boşluğu oluşturan ikinci bir cep bulunacak. Hemen test cebimizi ölçelim. ...76 santim. Arkadaşlar 76 santim. Az önce de söylediğim gibi her bir çömleğimin çapı 13 santim genişliğinde. Cihazımı alıyorum. Başlığımı yere paralel halde bırakacağım ve cihazımı açacağım. Videonun da başında bahsettiğim gibi cihaz son derece hafif ve kullanımı son derece kolay. Toprak ayarını kendi şu anda otomatik olarak yaptı. Benim yapmam gereken metal ayrımını açmak. Menüye girdim. Metal ayrımını açtım. Ses seviyesini sizler için %50'den %100'e getireceğim. Sıfırladım. Şu anda kapalı bir hava var. Evet. Cihazımın başlığını test ceplerimin üzerinde gezdiriyorum. Arkadaşlar burası eski bir akarsu yatağı, mineralli bir toprak yapısı var ve çok sayıda alanda küçük metal mevcut. Biz test alanımızın kenarlarını bu metallerden arındırdık. Başlığımla biraz gezineceğim. Şimdi cihazıma hiçbir şekilde müdahale etmeden arkadaşlar bu noktaya bırakıyorum. İlk olarak boş çömleğimi ...76 santimlik cebimden içeriye oturtuyorum. Evet, boş test cebinin üzerinde tepkime vermemişti. Evet. Şu an
anda boş cebimin üzerinde gezdiriyorum. Az sonra sanırım yağmur yağacak. Boş çömleğin üzerinde cihazdan herhangi bir tepkime yok. Evet, cihazımı yine aynı şekilde bu noktaya bırakacağım. Havada elektrik bulutları yüklü. Bu işimi biraz zorlaştırıyor ama önemli değil. Evet, dolu çömleğimizi 76 santimlik cebimizden içeriye oturtuyoruz ve şimdi elimde görmüş olduğunuz tuğlayı yerleştirdim. Bu noktadan içeriye yerleştiriyorum. Özellikle görmeniz için yaklaşacağım. Bakın çömleğimin ağzı tam olarak kapalı. Evet, merdivenden yukarıya geri çıkacağım. Cihazımı tekrar alacağım. Başlığımı düzeltiyorum. Sesi duyuyorsunuz. Santim 22'lik başlık grup para testi. Az önce de söylediğim gibi arkadaşlar, bizden edindiğiniz her türlü cihazı bakın hala algılıyor. Santim arkadaşlar, bizden aldığınız her türlü cihazı gerçek saha şartlarında test ederek size teslim ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. (Gülüyor)